26 Nisan 2 Mayıs değerli boğa burçları nasılsınız? Umarım her şey iyidir. Hayırlı Ramazanlar. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz değerli boğa burçları. Özellikle şöyle bir sorunumuz var. Özellikle boğaz enfeksiyonlarınız, mide asitleriniz ve mide bağırsaklarla ilgili sıkıntılarınız olabilir bu hafta. Doğru beslenme ya da yağınıza dikkat etmeniz lazım. Vücudunuz bu konuda reaksiyon gösteriyor. Kendi işini yapmak isteyen ve işle ilgili radikal karar vermek, yani kendi alanınızı büyütmek, yeni büyük bir iş anlaşması, yenilik bekliyorsanız, evet burada güzel başarılar elde edeceğiniz ve bunların altyapısını oturtacağınız hafta güzel iletişimler yaşayacaksınız ama siz biliyorsunuz ki sağlamcılık ve güvende hissetmediğiniz hiçbir kapıya gitmezsiniz. Gerçekten de kalbinizde sağlamlığı, kalıcılığı ve güvende olacağınız bir iş enerjisi olacak. Yani hayallerinize kavuşacağınız iş kapınız var. Sonunda muradınıza erdiniz değerli boğa burçlarım. Yurt dışı ya da yurt dışı ile bağlantılı işler yapan bazı boğa burçlar için ne oluyoruz? Nasıl yapacağız? Her şey birbirine karıştı diyorsunuz. Mayıs ortası itibariyle yurt dışı ile ilgili tüm problemleriniz ya da bağlar problemlisi artık açılacak ve rahat bir şekilde işinizle alakalı imkanlar sağlanacak gözüküyor. Özellikle kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız, şu an bulunduğunuz noktada biraz maddi krizler var. Biraz işinizle ilgili tedirginlikleriniz var. Hatta maaş konularında bazı huzursuzluklarınız var. O yüzden bunu da dile getirmekten korkuyorsunuz ama aslında konuşabilir. Çok başarılısınız. İsteklerinizi söyleyebilirsiniz. Zamanı gelince hak ettiğiniz değerin karşılığını alacaksınız. Evde devamlı işi eve taşıyan bazı boğa burçları evde isyan ediyor. Ben evde çalışmak istemiyorum. Benim her şeyim karıştı diyorsunuz. Evet, Mayıs sonuna kadar böyle devam edecek. Mayıs sonrasından sonra iş kapılarınıza tekrar geri döneceksiniz diyorum. Özellikle öğretim görevlisiyseniz, polis, devletle alakalı bir görevdeyseniz, yer değişimi, farklı bir alan oluşumu ile ilgili diyaloglar söz konusu olacak. Hedeflediğiniz noktanın başarısını sağlayacaksınız. Özellikle devlete girmek ve kurumsaldan devlete geçmek isteyen bazı boğa burçlarında fırsatlar var. Değerlendirebilir ve fırsatları zorlamanız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapılarınız aydınlık, cesaretinizi hızlı bir şekilde ifadenizi doğru kullanırsanız büyük bir başarı söz konusu. Değerli boğa burçları, özellikle mühendis, bilim, teknolojik alanda ya da medya alanındaysanız iş değişimi, yeni bir anlaşma, yenilik size çok büyük kazanç elde edecek. Hak ettiğiniz değerin karşılığını bulacaksınız. Yani şu anki bulunduğunuz noktada memnun değilsiniz. Size gelecek bir fırsat ve gitmek istediğiniz bir kapı var. Bununla ilgili güzel bir iletişim ve bu iletişimle birlikte hak ettiğiniz değeri en iyi şekilde alacağınızı söyleyebilirim. Evet, evde tadilat, yenilenme, yenilik dediğimiz kararlar var. Bu güzel kararlar ailenin bütünüyle, özellikle mutfak, banyo, hol ile ilgili rahatsız olduğumuz, ayakkabılık dolabı ile ilgili rahatsız olduğumuz konularda ufak ufak restorasyonlar söz konusu olacak. Bir de ailenizin farklı bir yerde bir evi var ve burayı restorasyonla yapıp satmak mı ya da bir malı satıp daha büyük bir yazlık gibi ya da köy evi gibi bir şey yapmak istiyorsunuz. Evet, buradaki yer değerli. Bence satmayın. Orayı restorasyon yapın. Oranın dışı ve iç merdivenlerle ilgili sorunu var. Yaptırırsanız daha kıymetli ve daha değerli olacak gözüküyor. Bu ara ailenizden kalan bazı toprakları satmak isteyebilirsiniz. Şu dönem toprak satmak çok yanlış. Biraz daha bekleyin. Daha sonra satarsanız kâra geçeceksiniz. Eğer şu an satmayı düşünüyorsanız ciddi bir sorun yaşayabiliriz. Dil eğitimi ya da yüksek lisans yapmak isteyen bazı boğa burçları ile ilgili doğru karar verdiniz. Eksik bir diliniz, özellikle master ile ilgili planlarınız var. Bununla ilgili altyapıyı oturtup bu başarıyı elde edeceksiniz diyorum. Evli olan boğa burçlarında güzel bir diyalog ama bu diyalogta aslında dışarıdaki etkenlerin verdiği zararları görme diyaloğu diyorum. Yani aslında siz aileler tarafından ya da çevrenizdeki insanlar tarafından evliliğiniz çok etki altında kalmış. Artık birbirinize ait olduğunuz ve birbirimizi dinleyeceğimiz kararlar sizi daha mutlu edecek. Birbirimizi dinlemeyi öğreneceğiz. Özellikle ayrıldığınız birinden haber alabilirsiniz ama bir aracı doğrultusunda tanıştırılacak bir olay var. Bunu dikkate alın, bir tanışın istiyorum.
Yani bu sizin enerjiniz için çok iyi olacak. Uzun süredir almak istediğiniz bir araba anahtarı, kendinize almak istediğiniz araç anahtarı ile ilgili araştırma doğru noktada gerçekleşecek ve alacak gözüküyor. Özellikle anne kadınlarla ilgili bağırsak ve ayak ağrı ya da rahim ağrıları söz konusu olabilir. Aile büyüklerimizin sağlığına dikkat edelim. Teyze ya da hala arasındaki bir aile içerisinde teyze, abla, hala dediğimiz kişilerle arada bir tartışma söz konusu ve tartışma uzayabilir. Aman laf size batmasın, uzak durun diyorum dedim bile. Ufak bir seyahat niyeti var bazı boğa burçlarının hafta sonu geçirmek istediğiniz ve enerjinize iyi gelecek. Evet olabilir. Ama şöyle söyleyeceğim, uzun süredir hayatınızdaki insana bir teklif yapmak istiyordunuz. Hafta sonu ayarını yapın ve o hayatınızdaki insana bu teklifi yapın. O da mutlu olsun, siz de mutlu olun. Allah'a emanet olun, mutlu ve sağlıkta kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.